Allah kulunu önemseyecek, muhatap alacak. Gel kulum bakalım diyecek. Hazreti Peygamber bazen ahiretten sahneler ortaya koyar. Peygamber anlatırken çoğu kez dikkat ediniz, olmuş gibi anlatır. Niçin? Çünkü tereddüt yok ki olacak olanda. Sanki yaşamış, ona gösteriliyor. Sahneler bir film şeridi gibi Muhammedül Emin Efendimizin önüne seriliyor. Allah Nebisi dokunuyor ve bize gönderiyor. Şu diyaloğu konuşuyor, anlatıyor. Yüce Allah kıyamet günü kulunu önüne alacak. Allah bir anda milyar yerde tecelli eder nuru. Dilerse katrilyonca insanla bir saniyede görüşür. Allah'ı düşünürken Allah'ın zatı hakkında düşünemezsiniz zaten. Allah'ın sıfatlarını düşünürüz. Allah nasıldır, şekli nasıldır? Bu cümlelerin cevabı yok. Çünkü bizim beş duyu organlarıyla düşünür, konuşur, hareket ederiz. Bir de duygularla, duyularla. Duyular, organlar ve efendim hayal dünyasıyla. Allah bunların tümünün üzerindedir. Siz ancak görebildiğiniz, dokunabildiğinizi koyar düşünürsünüz. Onun için Allah'a iman etmek esastır. Onu görmek değil, görmeden iman etmek. Allah günü, Allah mahşer günü kuluna şöyle seslenecek, insanoğlu diyecek. Ben hastaydım. Beni niçin ziyarete gelmedin sen? Kul şaşıracak. Bizim şu anda şaşırdığımız gibi şaşıracak. Diyecek ki ya Rabbi, sen Allah'sın. Hastalık kullara aittir. Hastalık zafiyettir. İnsan vücudu mikroba mağlup oluyor. İnsan vücudu dünyayı idare ediyor. Küçük bir virüsse mağlup oluyor. Allah'ım sen öyle değilsin ki, sen Allah'sın. Ben nasıl seni ziyarete geleyim ki? Sen hastalanmazsın ki ben seni ziyarete geleydim. Kul anlamayacak. Bunun üzerine Yüce Zülcelal, Zülcelal Hazretleri şöyle diyecek. Falanca kulum hastaydı. Ziyaretçi istiyordu. Sen ona gitmedin. Sen onu ziyaret etmedin. Sen ona gitseydin, onu ziyaret edeydin, beni onun yanında görecektin. Beni onun yanında hazır görecektin. Demek ki her hastanın yanında Allah vardır. Allah kulunun halini görüyor ve biliyor. Sanmayın ki Allah bu işlerden gafildir. Allah hiçbir şeyden gafil değil. Ey tenhada günah işleyen veya ey tenhada gözyaşı döken, Allah seni görüyor. Ey zulmeden kullara, Allah seni görüyor. İpini çekmiyor, zamanını bekliyor. Zamanı da o tayin etti. Diyorlar ki niçin gökten bir şimşek inmedi de günahkarı öldürmedi? Cenneti hak etmeyen nice içi şer ve fitne dolu insanlar o şimşeği görse iman edecek. Halbuki imtihan dünyası dünya. İstiyor ki sen kendi kalbinle, halinle Allah'ı bul istiyor. Sen hasta kulumu ziyaret edeydin, beni onun yanında bulacaktın. Sen onu ziyarete gelseydin. Kul mahcup olacak Allah'ın kudreti, azameti karşısında. Allah şöyle diyecek, kulum buyur Rabbim, emret. Dünyada bunu söylemedin, orada yakayı kaptırdın sen şimdi. Onun için buyur Allah'ım diyorsun. Ama dünyadayken Allah emretti, buyur Rabbim demedin. Hoca ezanı okudu, buyur demedin. Hoca Allah'a çağırdı, buyur demedin. Ben burada Allah'a çağırdım mesela, örnek veriyorum. Bin kendine göre
bahane buldun izlememek, kaçmak için sağa sola. Kendinden kaçıyorsun sen. İmanla yüzleşmen lazım. Deve kuşu gibi başını gövüyor deve kuşu, gövdesi görünmüyor zannediyor. O görmüyor ya kimseyi kafayı koyunca. Gövde halbuki koca gövde duruyor. Gizleyemezsin. Sözümüzü dinle, duy. Hangimiz mükemmeliz ki, sen de değilsin. Biz de değiliz. Ama gel Allah'ın yoluna gir. Bu yola girenler kaybetmediler. Bak, her gün yeni birileri doğuyor. Her gün binlerce insan ölüyor. Nereye gidiyor bunlar? Bu düzeni bir idare eden var. Farkında değil misin? Bu kainatı bir var eden var. Saniye saniye bir matematik düzeniyle dokunuyor. Sen nasıl yok diyorsun? Kendi kendine, nefsine tapınıyorsun. İnsanoğlu ne kadar cahilsin. Hakikati bilmeyen için söylüyorum. Allah şöyle diyecek. Ben senden yiyecek istedim. Sen bana yiyecek vermedin. Kul şaşıracak. Ya Rabbi sen yemezsin ki. Sen yemeye ihtiyacın yok ki. Senin ekmeğe ihtiyacın yok ki ya Rabbi. Sen alemlerden müstağnisin. Sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Ben nasıl sana yemek verebileyim ki ben Allah'ım diyecek kul. Allah diyecek ki Celle Celaluhu, falanca kul senden yemek istemişti, hatırlıyor musun? Evet, hatırladım. Önüne gelecek. Sen ona yok dedin. Kapattın kapıyı. Rahmetin kapılarını kapattın. Halbuki bir lokma verebilirdin. Bir kedi miyavladı, bir lokma verdin. Bir köpek havladı, bir lokma verdin. Bir fakir istedi, eline bir lokma verdin netice itibariyle. Gülümseyerek, ikinci lokma gülümsemeydi zaten. Asık suratla değil, gülümseyerek. Alır mısınız lütfen bunu? Al bunu. Hayır, alır mısınız lütfen? Seni şereflendiriyor senden sadaka alarak. Sen onu şereflendirmiyorsun. Sen Allah'ın sana verdiği nimeti paylaşıyorsun. Niçin büyütüyorsun o nimeti? Allah seni perişan yaratabilirdi. Sürünebilirdin. Sana verdi, unuttun Allah'ın kulunu. Lütfen beni temizler misin? Eskiler böyle diyorlardı. Lütfen sadakamı kabul eder misiniz? Ayşe annemiz sadakayı dağıtmadan önce altın ve gümüş paraları esansın içine koyarmış. Esansın içine. Hazreti Ayşe. Ve alıp verirmiş. Verirmiş yani. Hazreti Ayşe'den gelen gümüşler bilinirmiş kokusundan. Eskiler para verirken, sadaka verirken ele vermezlermiş bazı tasavvuf büyükleri. Parayı yere koyarmış. Fakire dermiş ki alır mısın yerden? Niçin? Hocam niçin yere koyuyor? Şundan dolayı. Hani peygamberimiz diyor ya, veren el alan elden daha hayırlıdır. Ondan daha hayırlı görünmemek için parayı yere koyuyor. Elimden alma, yerden al. Çünkü ben senden daha hayırlı değilim. Verirken, Allah için harcarken de o edep vardı. Bizde ne edep kaldı, ne o iz kaldı. Biz acayip bir nesle dönüştük. Ne kendimize benziyoruz, ne başkasına. Ne farkındayız hatamızın ve günahımızın. Komşu komşuyla razı değil. Kardeş kardeşten çekiniyor. Aramıza kış girdi, kış. Tufan girdi. Şeytanla geldi tufan. O tufanı şeytanla göndermek lazım. Allah'ım ben sana nasıl yiyecek vereyim? Sen Allah'sın. Dilenen muhtaca verseydin bana vermiş olacaktın. Bilmiyor musun, ben bütün aç olanların yanındayım. Allah dilerseydi verirdi ekmeğini yemeğini. Allah kün der olurdu. Allah istedi ki sen o işi yap, sen. Allah'ın dininin Nihat Hoca'ya, Ahmet'e, Mehmet'e ne ihtiyacı var? Hiçbir ihtiyacı yok. Biz kimiz ki ya? Allah dininin koruyucusudur. Ama bize de diyor ki koruyun bu işi. Anlatın diyor. Anlat, anlat. Anlat, herkes anlatacak.
Sadece hacı hoca değil. Sonra Allah şöyle buyuracak. Ey kul, ben senden su istedim. Bakın, masrafsız şeyler istiyor değil mi? Masrafsız. Hasta ziyaret et, masrafsız. Bir lokma ver, bir su ver. Ben senden su istedim, bana vermedin. İnsan cevap verecek, ya Rabbi, sen alemlerin sahibisin, benim suyuma ne ihtiyacın var? Adam çölde yaşamış, memleketin kralını görmeye gidiyor. Ne götürüyor biliyor musunuz? Bir testi su. Bir testi su. Bir testi su. Halbuki kralın bahçesinde akarsu var. Kral bana ne getirdin diyor. Efendim diyor, su getirdim. Çölde en değerli şey sudur. Kral diyor, maşallah, maşallah. Ne kadar cömertsin diyor. Sen suyuna çok ihtiyacımız vardı bizim diyor. Sağ ol. Ona altın verin, gönderin diyor. Testisini doldurun altınla. Adam gerçekten kralın ihtiyacını giderdiğini zannediyor. Halbuki kralın bahçesinde akarsu var. Çölde bir testi su dünyalar değerdi. O en güzelini getirdi. Biz Allah'ın huzuruna böyle gideceğiz. Bir namaz, kırık dökük bir namaz, bir oruç, biraz tesbihat, biraz zikir, biraz dua ile. Halbuki Allah'ın ihtiyacı yok. Melekler şu anda secde ediyor ona. Hazreti Peygamber Miraç'ta ne gördüm diyor. Sayısız melek gördüm diyor. Göz almıyor ötesini. Ufka dağılmış. Milyarlarca kilometre belki. Hepsi kıyamda duruyorlar. Melekler gördüm. Hepsi rükû halinde. Melekler gördüm secde halinde. Dedim ki Cibril, nedir bunlar? Dedi ki Muhammed Aleyhisselam, dünya yaratıldı yaratılalı bunlar secde ediyorlar. Allah yarattı melekleri, secdeye kapandılar. Bunların görevi secde etmek. Kıyamete kadar. Bunların görevi rükû etmek, bunların görevi ayakta durmak. Mehmet'in, Ahmet'in namazı, meleğin namazı.